Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ersin abiyle beraber bir liste videosu çekmek istedim ama ne liste videosu diye sorarsanız da bundan tam neredeyse 2 ay önce yani bugünün tarihine baktığımda 5 Ocak Ersin abi de daha doğrusu videoyu da 9 Kasım'da yayınlamışız. Bence alınabilecek 5 telefon videosunu 2022'nin e, videosunu yayınlamıştık. Ve ben de şöyle bir baktım tekrardan liste izlenmeleri kontrol ederken baktım ki fiyatlar değişmiş abi. Değişmiş. Aynen yani 2 ayda 2 ayda hiçbir şeyin fiyatı Türkiye'de sabit kalmıyor. Evet, telefonların maalesef. fiyatlarının sabit kalmasını beklemek pek mümkün değil o yüzden. Evet. Ben de şunu dedim ki acaba Ersin abi önerdiği telefonların fiyatlarını yine bu güncellenmiş fiyatlardan önerecek mi? Önerecek mi? İ Dedin bunu çünkü şu yüzden iyi dedin. O video yüzünden yani o Kasım ayının başında Hı -hı. yayınladığımız video bence alınabilir en iyi 5 telefon devam. listesi yüzünden ben de çok özel mesaj alıyorum. Ayrıca videonun altı da işte orada önerdiğimiz telefonlardan işte şu hale alınır mı bu hale alınır mıydı. Dolayı. Şimdi Türk halkının durumu malum cebimizde paramız yok yani evet. fakirleşiyoruz her geçen yani gün bu bir gerçek. Her ne kadar askı ücrette zam yapılsa da emekli maaşlarına zam yapılsa da bilmem ne olsa filan da satın alma gücümüz azalıyor. Kaset gücümüz azaldığı için de arkadaşlar mümkün olduğu kadar en iyi cihazı, paralarıyla alabilecekleri en iyi cihazı almaya evet. çalışıyorlar. Ama şöyle bir durum var. İçinde bulunduğumuz şu dönem telefon almak için iyi bir dönem değil. Hı -hı. Onu da kabul etmek lazım. Niye değil biliyor musun? Yani birincisi biz bu dolar kurundaki anlamsız yükseliş nedeniyle son iki yıldan beri falan zaten yılbaşı öncesi dönemdeki indirimleri göremez olduk artık. Doğru. Yani Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinde çok çok iyi indirimler yapılırken Türkiye'de artık böyle 50 liralar, 100 liralar falan gibi indirimler var. Tabi de onun öncesinde bindirim muhabbeti var. Oraya hiç girmeyeceğiz. Ee, telefonun fiyatı nasıl düşer bir ülkede? Ee, doların fiyatının düşmesi lazım. Bir de telefonun kendi ham fiyatının düşmesi lazım. Evet. Şimdi yılbaşı nedeniyle yeni yıla girdiğimiz için yeni ürünler beklendiği için telefonun fiyatları yurt dışında göreceli olarak az da olsa Ucundu, düşüyor. Evet. Ama Türkiye'de bunun ne de olsa devamı gelmeyecek. Yani satışı şöyle şey yapıyor. Ya ben bunu diyor 700 dolardan aldım diyor. Telefon Aynen. şu an 550 dolar tamam. Getirecek olsam 550 dolardan fiyatı düşüreyim. Evet. Ama şimdi 700 dolardan aldığım telefonun fiyatını da düşürmem diyor. Aynen. O yüzden pazarda fiyatlar hala yukarıda. Pazarda fiyatlar hala yukarıda olunca da işte herkes 2 ay önce ki hı hı. bakacak olursan çok yeni aslında. Bir videodaki işte benim kendimce değerlediğim en iyi telefonlar listesindeki telefonları hala alınır mı hala alınır mı evet, diyor. Merak ediyorum. Burada unutmamamız gereken şey şu. İşte biz büyük bir tane Şubat'ın sonu filan gibi Türkiye'de 2023 yılının telefonlarını görmeye başlarız. Evet. O telefonların fiyatları ne yazık ki bugün burada konuşacağımız cihazların fiyatlarından Yüksek daha yukarıda olacaklar. Ee, başlayalım mı listeye? Başlayalım abi sen 15 bin lira üzerindeki segmentte Xiaomi 12T'ye almışsın özelliklerini tek tek okumak istemiyorum zaten hani çoğunuz Hı -hı. biliyorsunuzdur ve birçok videoyla çektik zaten onunla alakalı. Amiral gemisi dediğimiz segmentten bir telefon evet, seçmiştim. Aynen öyle ee, sen videoyu çektiğinde 15.500 liraya arkadaşlarımıza takipçilerimize bu telefonu önermişsin en yüksek segmentte. Gün geldi ki 2 ay sonra 12T'nin fiyatı şu anda 16.500-17.000 lira bandında seyrediyor. Yani 1500-2000 lira zamlanmış durumda. 17.000'i baz alırsak yaklaşık %10 civarında artmış. 2 evet. ayda %10 çok büyük bir artış tabii ki. Yani hani şey yapmamak lazım. Şimdi burada senin bana sorduğun soru şu. Sen 15.500'ü Xiaomi 12T'yi alırım diyordun. 16.500'ü şey Xiaomi 12T'yi hala alır mısın? Evet. Diye soruyorsun. Ee, hala alırım. Okay, tamam. Niye alırım? Çünkü gördüğüm kadarıyla 16500 liraya alınacak bence hala. daha iyisi hala piyasada yok. Doğru, katılıyorum. Ee, tamam işte işlemcisi mediatek olduğu için bazı arkadaşlar bu noktada videoyu kapatabilirler, <laughs> keyifleri bilir. Ama Diamond City 8100 var cihazda. Ee, zaten T seviyesini anlatmaya gerek yok yani. Yani yıl başında çıkan Amivel gemisinin yıl sonuna doğru revize edilmiş, Hı -hı. bazı konularda upgrade edilmiş versiyonu. Aynen niye 12T Pro değil de 12T'yi aldığımı da zaten o ilk videoda şey yapmıştık, anlatmış. O ilk evet. videonun da açıklamaya falan şeyini ya da buralarda koyarız. bir yere kart olarak linkini de koyarız. Merak eden arkadaşlarımız ona da bakarlar. Peki aslında Ersin abinin geçen senenin en çok sevdiği model ve önerdiği modellerden bir tanesine geçiyoruz şimdi. Poco F4 aslında o da Xiaomi ailesindeki bir telefonlardan biri. Ersin abi önerdiğinde 2 ay önce 12.500 liraymış. Bugün itibariyle 15.800 lira yükselmiş durumda. Yani 3000 lira üstünde bir artış söz konusu. Ve buradaki abi. zam 12T'deki %10 zamın da üzerinde bir ki. zam. Şimdi f 4teki bu fiyat artışı biraz vurgun, onu kabul etmek <laughs> lazım. Yani niye bir vurgun biliyor musun? Şöyle vurgun, pazardaki F4 stokları azalıyor, <laughs> İthalatçılar yeni ürün F4 getirmiyorlar, getemedikleri Getirmiyor. için de satıcı da e, zaten diyor ben bugüne kadar stokumun %50'sini sattım, Talep var. kazanmam gereken parayı da kazandım talep var, fiyatı biraz yukarıya çeker, oradan Aa. satarım, ne de olsa alacak bunlar diyor. Bir de F4'ün iyi bir cihaz olduğunu herkes biliyor. Yani sadece <laughs> Türkiye'de, dünyada herkes biliyor. Evet. Bu cihaz bu fiyata gider diyorlar ama açıkça söylemek gerekirse ben 15.800 liraya Poco F4 önermem. <laughs> yani şu yüzden önermem. Şimdi 12.500 liralık cihazı 15.800 liraya verip alacak adam üzerine bir 1000 lira daha koyup 12 T alırız zaten. Yani hani bu şey demek değil. Poco F4 kötü cihaz alınmaz bilmem ne falan demek ki. Alan tüm kardeşlerimiz güle güle kullansınlar. Babalar gibi cihaz hatta uzunca bir süre bir daha eğer ellerinden düşürmezlerse kırmazlarsa falan yeni bir cihaza ihtiyaç duymazlar. Ama hani 12.500 liraya 2 ay önce satılan cihazı şimdi 15.800 liraya satmak insan evladının yapacağı iş değil. Evet Yani benim önermek de içimden çok geleceği a, bir şey değil. Yani. Aynen öyle. Yani bir de burada şöyle bir hikaye var. Şimdi e, Poco F4'de zam geleceğini gelmesin mi bekliyoruz? Yok hayır gelecek de 12.500 liradan bunun olması gereken yani fiyat 13.500 ve Eğer alacak olan arkadaşımız 13.500 TL'ye bulabiliyorlarsa Süper. sıfır cihaz o zaman alsınlar. <laughs> Ama 15.800 TL diyor kardeşim? Yani hani durun da asgari ücret zammı milletin cebine girmedi. Şubat'ta girecek. Yani durun daha emeklilere yapılan zam milletin cebine girmedi. Şubat'ta girecek. Ne diye bu fiyatı bu fiyatı rakama çıkartıyorsunuz? Bu kadar kitapsızlık olur mu? Kim burada kitapsızlar? Bu Xiaomi'nin distribütörleri. Aman cihaz az kaldı bu fiyatları ite de gitsin Alan diyenler. Alayım. Aynen öyle. Yani bu 5'lik listedeki Poco F4 Hı -hı. yerini koruyamıyor. Fiyatı evet. yüzünden koruyamıyor aslında. Maalesef. Yani talep ve aslında arz ilişkisindeki fiyatın burada artmasını çok net görüyoruz. Listenin bir diğer cihazı Ersin, önermiş, Ersin abi önermişti. Honor 70'ti aslında. O videoda şunu demişti Ersin abi. Honor 70 hakkında e, çok olumlu düşüncelerim yok, net düşüncelerim yok demişti aslında. Bence fiyattan sonra net düşüncesi olacak diye tahmin ediyorum. Ersin abi Honor 70 önerdiğinde 12.999 liraymış cihaz. Şu anda da yine 12.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Yani 2 ayda değişim yok. Şeyi Aynen. unutmamak lazım. O yılda 12.999 yanında bazı hediyeleri vardı. Hepsi buradan işte indirim çeki, bin liralık Şimdi falan Şimdi artık var. hediyesi yok. falan yok. Çıplak fiyatı. Yani aslında hani buna da bir zam gelmiş Hı -hı. ama cihaza gelmemiş de yanındaki hediyeleri alınmış falan gibi. Ama yine de demek ki 2 ay önce bu piyasada satılan bir cep telefonu Hı -hı. aynı fiyattan hala satılabiliyor. Evet. Oluyor. Ayrıca şunu da çok net biliyoruz. Hanım 70'in yeni partisi de geldi yani hı hı. şu an satılanlar o ilk gelen parti, parti değil. değil yani e, hani yeni fiyat farklı bir fiyattan da ülkeye giriş yaptı cihaz onu da biliyoruz ama hala 13 bin. Şimdi ben hanır 70 için ne demiştim Hanır 70 teknik özellikler olarak güzel görünüyor bir dolu, bir cihaz, cihaz. Evet. dolu dolu bir cihaz. Honor 70'in Huawei versiyonu, neredeyse birebir aynı ve bire bire, 5G'si olmayan versiyonu ve bir de OIS yoktu galiba değil mi? İkisinde de OIS yoktu. Honor'un artısı 5G olması ve Google servisleri. Google servisleri olduğu haliyle öbür tarafta Huawei'de daha pahalıydı evet, cihaz. Aynen. Şimdi ne durumda bilmiyorum rakamı. Şimdi biz o günden bugüne benim cephemde değişen çok fazla bir şey yok. çok çok fazla bir şey Ben Hanım 70'i hala elime alıp kullanamadım. <laughs> Çünkü dedik ya o videoda yani han Türkiye Geldi ka gitti ka ka sonra. Kafa nasıl çalışıyor Hanım Türkiye'de bilmiyoruz kafanın nasıl çalıştığını. O cihazı bize göndermediler. Evet. incelememiz için. Göndereceğiz deyip göndermediler. E, keyifli bir Gönderselerdi, incelerdik. Artık bu saatten sonra da elimizi bile almayız zaten cihazı. Ayrı bir Ama HANA 70 kağıt üstündeki özellikleri olarak güzel görünen bir cihaz. <laughs> Fiyatının da değişmemiş olması. Yani bundan 2 ay önce de 13 bin lira. Hala 13 bin lira olması. Beni yolda çeviren, Nitekim hanım 70 daha önce sana anlatmıştım zaten. Yani beni spor sonunda bir iki tane arkadaş sorduğu için hanır 70 ilgilenmeye başlamıştım. Abi gerçekten 13.000 liraya o cihaz alınır mı bilmem ne falan diye hediyeler olduğu zaman. Hediyeler olduğu zaman. Evet, Bence bana hala alınır gibi görünüyor. Güzel olan yanı şu, hemen. biz hanır 70 ile ilgili son iki ayda cihazı aldım pişmanım <laughs> yorumu duymadık. Evet. Ben de görmedim. Aynen değil. öyle yani e, ne hani bizim videolarda duyduk gördük ne sosyal medyada başkasının paylaşımlarında ne alışveriş sitelerinin altındaki yorumlarda vesaire vesaire görmedik bunu. O yüzden bu Hanım 70 adına güzel bir evet. gelişme aynen öyle. Ben de çok gönül rahatlığıyla önerebileceğim modellerden bir tanesi. Şimdi ise işin biraz e, değişen tarafına odaklanmak istiyorum, Realme tarafına geçeceğim. Ersin abi Realme GT Master Edition'ı önermişti ve gerçekten de Honor 70'e benzer özellik taşıyan ve fiyatıyla da rekabetçi bir fiyatla gerçekten fiyat performans olan bir telefondu ve 8700 lira satın alabiliyordunuz şu anda. Yani o zamanlar Honor hani 70 13000'li merken. Evet. Bu ortalama ondan 4.000-5.000 lira falan Bayağı daha ucuza. Evet. Ve ne vediyse benzer özelliklerle. Doğru. Ee, şey, Handikapı neydi? Hanım 70'ten daha eski yani. Aynı yıl içinde olsa bile ayol, ayfa. Hanım evet. 70 yıl sonuna doğru çıkmıştı. Bu yılbaşına yıl, yıl başına başına doğru, doğru çıkmıştı. Doğru. Öyle bir handikapı vardı ama geldiğimiz noktada Piyasada yok şimdi Realme evet. ee, GT Master Edition, istesek de alamıyoruz zaten. Evet, ben, Benim önermemem de şu şartlar altında hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Ee, bitti, tükendi. Ben şöyle bir şey yaptım abi, dedim ki 8700 lirayı Realme GT Master Edition alabiliyordunuz eski zamanla. Peki şu anda 8700 lira bir cihaz hmm, almak ne istersen ne alabiliyorsun diye. Burada birkaç tane cihaz ortaya çıktı ama şimdiden şunu söyleyebilirim ki sizlere. Realme GT Master Edition'ın özelliklerine, yani teknik özellikleri kadar güçlü olan bir cihaz yok. Sen burada fiyattan gittin, evet, 8700'e gitti. ne alırız diye gittin. Doğru. Okey. İlk olarak yakın zamanda kanalda da incelemesi olacak, bize daha doğrusu hangi alınır tarzında Samsung Galaxy A63 5G bulunuyor. O da şu anda 8.900 lira satın alabiliyorsunuz. 6.43 inç e ekran var. Full HD Plus, AMOLED 90 Hz, e, Exynos 1280 işlemcisi bulunuyor. 6'ya 128'lik versiyonu bulunuyor. 48, 8, 5, 2 kameralar var arka tarafta ve 5000 miliamperlik bir bataryası var. Aslında baktığımda derli toplu bir cihaz gibi gözüküyor ama dediğim gibi Realme GT Master Edition'dan daha düşükte kalan bir cihazlardan biri. Hı hı. Sonrasında Poco M4 Pro geliyor. Sonrasında X4 Pro geliyor. Sonrasında Tecno Camon 19 Pro geliyor ve Red Note 11 Pro geliyor. Sırasıyla aşağıdan yukarıya bak başlayacağım şimdi fiyatlarda. Red Note 11 Pro'yu burada 8400 liraya alabiliyorsunuz. Tecno Camon 19 Pro'su kanalda incelemesi bulunuyor. 8500 liraya alabiliyorsunuz. X4 Pro'ya baktığımızda 8800 liraya. Yine M4 Pro'yu da 8800 liraya alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi A635G'yi de 8900 liraya alabiliyorsunuz ama Şöyle baktığımda özellikle işlemci bazında baktığımda hiçbiri e, Snapdragon 778G kadar güçlü değil. Bunu söyleyebilirim. Ve ayrıca e, 8'e 256'lık versiyonuydu burada Realme GT Master Edition. Diğerlerinde 6'e 128 ve 8'e 128'lik versiyonları bulunuyor. E tamam batarya tarafında diğerleri daha güçlü. Biraz daha segmentasyon olarak baktığımızda batarya daha güçlü telefonlar ama... Totale baktığımda hiçbiri GT Master Edition kadar güçlü değil ama fiyatlarda neredeyse aynılar. Şimdi bence burada GT Master Edition yerine yani onun 8700 liralık fiyatı yerine 9000-10000 liralık cihazlardan bir tane seçseydin aday gösterseydin sanki daha doğru olurdu. Hı -hı. Hani, fiyatı e, artmış olabilir aynen, diye. GT Master Edition de şu an pazarda kalsa 8700 lira değil o da 9.500-10.000 liraya liradık. satılacaktı. Şimdi senin aday listendeki Samsung Galaxy A33'ü ben kafadan ediyorum. Niye ediyorum biliyor musun? Ee, A seviyesinin 30'ları... Artık orta segmentin çok altı. Evet. Biz orta segmentin çok altını zaten bir sonraki 5. ürünümüzde ucuz ürünler Hı -hı. dediğimiz segmentte şey yapmıştık, yer vermiştik. Note 11 Pro'yu da sevmediğim için şey Hı -hı. yapıyorum, ne derler ediyorum. Yani ben niyeyse uzunca bir zamandan beri Note ailesinde, Redmi Note ailesindeki cihazları sevmiyorum. Baz evet. Bazı modelleri hiç kale almak bile istemiyorum ama bu <laughs> Pro'ları, Pro'ları da bana çok yeterliymiş gibi gelmiyor. O yüzden Redmi'nin Note 12 ailesi için çok heyecanlıyım, onu bir kez daha Yine ne kalıyor burada, Poco M4 Pro, Poco X4 Pro ve TECNOCOM'un 19 Pro kalıyor. M4'ü de atıyorum ben, <laughs> ben alacak olsam yani GT Master Edition'da 8700 lirayı almak istiyordum, Steve'e 8700 liram var ve ürün yok piyasada. Ama 8700 lira civarında da bir para vermem gerekiyor. Çünkü daha fazlasını veremedim. veremedim. Kasım'dan bugüne kadar en çok bu kadar bir bekledim. Bir, o zaman X4 Pro'ya, Poco X4 Pro'ya ya da Tekno Camon 19 Pro'ya bakardım ikisinden bir tanesine. Neyine göre bakardım biliyor musun şimdi? X4 Pro'nun şöyle bir özelliği var bence. 695 işlemcisi var Snapdragon. Evet. Biz önümüzdeki yıl 695'te çok fazla şey göreceğiz, cihaz, görmek. cihaz göreceğiz. Orta segmentte tahminimce 2000 bu yıl işte. 2023 yılında orta segmentte çıkan telefonların büyük bir çoğunluğunda 695 ve 695 muadili olan şeyler göreceğiz, İşlemci. işlemciler göreceğiz. O yüzden e, X4 Pro'nun özelliği bu. E, Tekno 19 Pro'nun özelliği ise Kamerası Evet. yani evet. orada bu saydığımız telefonların tamamına megapiksel olarak falan bakmasın arkadaşlar evet. yani çekim kalitesi olarak baksınlar evet. meydan okuyan bir şey var kamera var karşımızda ekranlar aynı ikisinde de 120 Hz desteği var piller aynı ikisi de 5000 mAh değiştikleri yer bunlar yani evet. buradan ne demek istiyorum performans bilmem ne filan filan peşinde koşan arkadaşlar sanki Poco'yu tercih edecekler M4'ü kamerası olsun benim için gemi kanalında çok da önemli değil diyenler de e, 19 Pro'ya yönelecekler. Şey yerine Realme GT Master Edition yerine ama unutmayacaklar ki Realme GT Master Edition bu iki cihazdan da daha iyiydi. Evet aynen öyle. Ve son olarak Ersin abi 5. cihazında da Teknokom'un 18P'yi önermişti. O zaman fiyatı 5200 liraymış abi. Yani ucuz şu... telefon segmentinde öğrenmiştim evet, bunu. Aynen. <laughs> Geçen 2 ayda 1000 lira zam yemiş o da. 1000 lira zam yemiş. Aynen. Ama şöyle bir şey oldu. Tekno Camon ailesini yeniledi ve burada Camon 19 Neo ve 19 Pro modellerini satışa sundu. Camon 19 Neo 6300 liraya şu an satılıyor. Camon 19 Pro ise 8500 liraya satılıyor. Özellik bakımında baktığımızda Camon 18P ile Camon 19 Pro çok benzer cihazlar çok aslında. Benzer cihazlar. Yani aralarında da baktığımızda yaklaşık olarak 2300 liralık da bir fiyat etiketi bulunuyor. Daha pahalı şey evet, 19, Pro. 19 Pro. O yüzden bu segmentte 19 Pro'yu falan ikame etmek bence doğru fikir değil. Neo'yu da ikame etmek Hı -hı. doğru fikir değil. Burada şeyle yürüyeceğiz yolumuza. 18P ile. 18P yürüyeceğiz yolumuza. Çünkü niye biliyor musun? 18P ne olursa olsun 6200 liralık fiyatıyla da hala bugünün Türkiye'sinde ucuz evet. diyeceğimiz telefonlardan birisi. Ucuz demek zorunda olduğumuz telefonlardan <laughs> birisi. Ucuz derken gönlüm hiç şey değil, memnun değil 6200 liralık bir telefonu ucuz demektir ama toplam telefon pazarına baktığımız zaman ne yazık ki hala ucuz. Geçen sefer biz bu 5200 liralık telefonu yani P'yi Niçin koymuştuk? Yine ucuz olduğu evet. için koymuştuk. Ucuzluğu arasında iyi. iyi. Ha şöyle bir hikaye var. Arkadaşlarımız bu videoyu büyük bir ihtimalle şimdi çekiyoruz. 2-3 gün içinde izleyecekler. Eğer bu cihaz biterse, çünkü bitebilir çünkü bunu e, Tekno'nun üretimini durdurduğu modellerden hı hı. bir tanesi bu. Biterse 6300'lü veya Neo alınır mı? Alternatif mi yok? Mecburen alacaksın. Evet. Yani hani bir alternatifin olsaydı 65200 lirayla 6200 lirayla yani şöyle söylemek lazım. 6200 lira bunun zamlı fiyatı iken, yeni fiyatı iken 6300 lira 100 diyor daha verip Neo'yu ister istemez alacaksın. Evet. Ee, ve kötü yanı şu ki 100 lira fazla verdiğin cihaz Diğer İki ay kötü. önce <laughs> 1000 lira daha ucuza alacağın cihazdan daha iyi değil. Evet. Bunu da bile bile alacaksın. Bu da işte zamanın sana attığı bir gol olacak. Şimdi 5 cihazımızı şöyle baştan sona bir daha sayacak olursak 12T'yi Xiaomi 12 t tutuyoruz. Poco F4'ü artık tutmuyoruz ve onun yerine de koyacak bir şey elimiz yok. Alacak olan yine çıkabiliyorsa 12T alsın diyoruz. Honor 70'i tutuyoruz ve bir öncekinden duyumlarımız, deneyimlerimiz değil mi? Duyumlarımız daha şey. Sağlam. Kuvvetli hı hı. şey yapıyor. Realme GT Master Edition tek keşke piyasada 8700 lira fiyatla satılsaydı da tutsaydık. Hı hı. Bitti cihaz. Tutmuyoruz. Onun yerine ne diyoruz? Poco X4 Pro ya da Tecnocabon 19 Pro diyoruz. Doğru. En ucuz cihazımız olarak da 6200 lira yani. Ne yazık ki Tecnocabon 18P'yi tutuyoruz. Doğru. Yapacak çok fazla bir şey yok. Yani benim o 5 seçki, bence en iyi dediğim 5'li bugün çeksek bu forma, bu forma büyünür. Fakat burada benim az da olsa Şubat'ın 20'sine kadar 15'ine kadar filan şu fiyatların bu kadar hızlı ileriye gitmeme <laughs> ya da böyle çok az bir şey geriye çekilme. Yani 200 liralar, 150 liralar filan gibi geriye çekilme şeyim var. Beklentim var. Bu beklentimin nedeni herhangi bir şey bildiğimden filan değil. Sadece Türkiye pazarına yeni cihazlar girerken distribütörlerin, depocuların bilmem neyin falan ellerindeki malı boşaltmak için Biraz kampanya yapmaları yani. lazım. Birincisi bu. ikincisi bir de bu bir, bugün ortaya çıkan şu öğrenciye e, ÖTV indirimi bilmem ne falan muhabbetleri var ya. Ben onun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hı hı. O gerçekleştiği zaman da işte bu depoculara ve depoculara stok boşaltmak için fırsat evet. doğacak zaten. O zaman da belki şunu söyleyeceğiz. Yani bilmiyorum 12T için 12T Pro için falan o fiyattaki cihazlar için geçerli olur mu ama öğrenciysen bunu o 15.500'e değil 7.000 hı. liraya alacaksın. Çok çok iyi oluyor. Öğrenci değilsen 15.500'e alacaksın fiyata konuşacağız. Gerçekleşirse ona göre bir liste falan zaten şey yaparız. Tekrar yani. hemen düzenler arkadaşlara veririz ama gerçekleşmediğini varsaydığımız ya da gerçekleşmesinin uzun süreceğini varsaydığımız Türkiye'de benim beşlim bu. Peki son olarak anekdot olarak da bahsetmek istediğim Snapdragon 778G'li işlemcili telefonlara listelediğimde ben 8700 lira en ucuz aslında Realme GT Master varken eskiden şimdi Obant o band 11.000-12.000 bandına yükselmiş durumda onu da eklemeden geçmek istemedim. Sizler Ersin abinin listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu güncel fiyatlarla hala bu önerilere cevap verebilecek misiniz? Onları da çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.